İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Krallığı'ndan kalan Menua kanalı günümüzde de kullanılıyor. Madina Taran, Gancasar'da Artsakh Piskoposluğu'nun tekrardan açılmasının 30. yıl dönümüne adanan yeni sergi düzenlenecek. Rusya, Türkiye'ye S-400 tedarikini tamamladı. Trump, ön şartlar olmadan İran liderliğiyle görüşmeye hazır değil. Alman Die Welt gazetesi, Türk özel servisleri tarafından insanların kaçırıldığı 13 vaka tespit etti. Halep'teki Sultan Asvazat'ın kilisesi restore ediliyor. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde yaklaşık 3000 yıl önce bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yaptırılan, Batı Ermenistan ve Dünya Su Mühendisliğinin bir harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua, bir diğer adıyla Şamran sulama kanalı günümüzde de halen kullanılıyor. Menua Kralı su mühendisliğinin ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Menua kanalının bir başka ilginç özelliği destek duvarlarına ve kanalın yakın yerlerine toplam 15 adet çivi yazısı inşa yazıtının konulmuş olmasıdır. Şimdiye kadar hiçbir Urartu yapısında bu kadar çok inşa yazıtına rastlanılmamıştır. Tarihi kanal yaklaşık 3000 yıl önce yapılmasına rağmen halen Gürpınar, Edremit ve Van'ın sulama suyu ihtiyacını kısmen karşılamaya devam ediyor. Urartu medeniyeti tüm dünyada bilinen bir medeniyet. Van da bu medeniyetin başkentini yapmış bir şehir. Edremit ise Urartuların çok yoğun kullandığı ve önemli eserlerini inşa ettikleri merkezlerden biri. En önemli eseri de Şamran, Menua kanalı. Madina Taran Gancasar adlı Bilim Kültür Merkezi, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Artsakh Dini Liderliği'nin yeniden açılmasının 30. yıl dönümüne adanmış yeni bir sergiye 25 Eylül'de ev sahipliği yapacak. Madina Taran Gancasar adlı Bilim Kültür Merkezi Müdürü Aram Torosyan, Artsakh Press'e verdiği demeçte Artsakh Dini Liderliği'nin son lideri olan Piskopos Dervırtanes Hagopyan'ın bazı fotoğraflarının ve mektuplarının sergileneceğini söyledi. Torosyan, 29 Eylül'de 26 Şubat 1925 tarihinde tüm Ermeniler Katolikosu Gevor Sürenyans'ın emirnamesince Artsakh Piskoposluğu'nun manevi merkezi ilan edilen Gancasar'ın yeniden açılmasının 30. yıl dönümü kutlanacak. Madina Taran Gancasar adlı bilimsel kültürel merkezin rehberleri Piskoposluğun tarihini kısaca ziyaretçilere anlatacak dedi. Ona göre 25 Eylül'den itibaren arşiv materyalleri ve fotoğrafları sergilenecek. TASS Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunarak verdiği habere göre, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye tedarikinin ikinci aşaması sona erdi. Haberde, bugün ikinci S-400 füze bileşenlerinin teslimat sürecinin Ankara'daki Mürted Hava Kuvvetleri üstünde tamamlandığı belirtildi. Anlaşma toplam 2,5 milyar dolara mal oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO anlaşmanın imzalanmasına en başından beri itiraz ettiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran liderliğiyle ön şartlar olmadan görüşmeye hazır olduğu haberini yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal paylaşım sitesi Twitter'de yayınladığı mesajında, "Sahte medya İran'ı ön şartlar olmadan karşılamaya hazır olduğumu söylüyor. Yalancı medya İran'la ön koşul olmadan buluşmaya hazır olduğumu söylüyor. Bu her zamanki gibi doğru olmayan bir iddia," diye açıkladı. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile Eylül ayı sonlarında Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nun siyasi tartışmalar çerçevesinde görüşmede bulunmayı düşünüyordu. 10 Eylül'de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın İran liderliği ile ön şartlar olmadan görüşmeye hazır olduğunu ancak başkanın Tahran'a maksimum baskı yapılmasını öngören planı savunduğunu açıklamıştı. ABD Başkan Danışmanı Klein Conway, Fox News ajansına verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump ile İranlı mevkidaşı Hasan Rouhani ile görüşmesinin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan drone saldırılarına rağmen henüz göz ardı edilmediğini söyledi.
Alman Die Welt gazetesi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın insan hakları izleme programı çerçevesinde sunulan bir takım insan hakları kuruluşunun 5 raporuna atıfta bulunarak verdiği haberde 2016 yılından bu yana Türk istihbarat servisleri tarafından yabancı ülkelerden daha sonra Türkiye'de yargılanmak üzere en az 31 kişi kaçırıldı. Kaçırma olayları özellikle İsviçre Eğitim ve Entegrasyon Vakfı tarafından belirtiliyor ve kaçırılanlar Ankara'nın 2016 yılında askeri darbe girişiminde suçladığı Fethullah Gülen ile bağlantılı. Vakfın verilerine göre Türk İstihbarat Teşkilatı, Malezya, Pakistan, Kazakistan, Kosova, Moldova, Azerbaycan, Ukrayna, Gabon ve Myanmar gibi ülkelerden insanları kaçırdı. Ganzasar adlı dergiden öğrendiğimize göre Halep'teki Ermeni Surp Asvazadin Apostolik Kilisesi'nin kubbe ve çan kulesinin restorasyon çalışmalarına başlandı. Savaş yıllarında kısmen hasar görmüş olan kilise önümüzdeki günlerde tadil edilmiş bir durumda binlerce insanı kabul edecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yervan Torosyan'ın seslendirdiği Surp Garabet adlı eseri sunuyoruz. Ցած կանձը երկն է կարող եմ տալ սեր եւ հուզում եւ կարոտից ծաղկած բերքը կարող եմ տալ արցունքի լույս աստղաբույլեր խիղճ բորբոքող կարող եմ տալ ցողաթած հույս եւ սիրտ միայն բարին երկու Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.